hasırlar arasında aslında farklı malzemeler kullanarak da bir takım uygulamalar da yapmışlar. Doğru. Ben bunu gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırmıştım. Burada resmen sedef parçaları var yani. Evet. Taş var içerisinde. Mercanlar kullanılıyor, sedefler kullanılıyor. Bu tabii ham maddesi uzakdoğu olduğu için oradaki bütün tropikal etnik malzemeler bir duvar kaplamasının kapsamına giriyor. Ve onların da burada uygulanmış örneklerini görüyorsunuz. Farklı renkler verilmiş olarak. Bu acayip bir şey. Misinalar tutuyor aslında buradaki malzemeyi. Çok ince. Ancak dokunduğunuzda hissedebilecek olduğunuz. Bunlar yine çok çok dikkatli bakılması gereken. Kesinlikle. Doğal malzemeler. Ürünler. Bakın burada bambular ve lifler. Daha kalın, daha ince. Burada şöyle bitmiş hallerinde görebiliyorsunuz. Mercanlar. Taşlar da kullanılıyor tabii. Yani duvar kağıdında öyle mi? Tabii. Birkaç tane daha örnek var şimdi göreceksiniz. Cam. Daha neler göreceğiz? Camlar, fiberler bunların hepsi duvar kaplamasının konusu. Hatta kot kumaşı bile. Diyorsunuz ki kot kumaşı. Evet. Wow. Taşlara bakalım önce. Kot kumaşını da sona doğru saklayalım. Merak ediyorum. Bakın yine. Yok artık. Bunlar gerçekten taş evet. mı? Bunlar ufak ufak taşlar. Glass beads dediğimiz ufak malzeme tipleri, granüller. Fixleniyor bir duvar kağıdının üzerine ve ondan sonra bu gördüğünüz efektler elde ediliyor. Arka tarafta bunların kombinleri var. Aralarında normal düz non-woven duvar kağıtlarının geçişli oldukları, fiberlerin kullanıldığı, hasır dokuların olduğu. Taş bunlar. Evet. Resmen taş. Küçük granüller. Çok güzel. Bıraktığı efekt inanılmaz. Kesinlikle. Şu anda bu duvar kaplaması konusunda geldiğimiz son noktayı gösteren koleksiyonlar aslında. Bunun ötesi yok diyorsunuz. Buna Gelin ayarda 3-4 tane daha var. Şimdi onlara da geliyoruz. Tamam. Bir ahşap papel dokular var. Tamam. Az önce bahsettiklerimizin artık biraz daha gelişmiş versiyonu. Burada evet, da işte benim ofis projemde kullandığım. Aynen, hakiki ahşap dokuları görüyorsunuz. Yüzey tamamen papel. Fixlenmiş altındaki non-woven tabana. Bunlar gerçek da ağaç kesitleri yani. Doğru, aynen öyle. Kök. Bunlar da mobilyaların kapaklarında, yatak başlarında vesaire de kullanılabiliyor arzu edilirse. Hı-hı. Yine farkındaysanız bakın hakiki papel oldukları için yeri geldiğinde farklı yansımalar, birleşim noktalarını alabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmıştım şunu, şu rengini. Acayip bir şey. Daha da çılgın desenleri de var. Biraz daha cesur olanları. Bunları ofise falan ben çok yakıştırıyorum. Tabii, yani. Kullanım alanı her yerde uygun olabilir. Ve bundan sonra çıkan şöyle bir ürünümüz daha var. Bunu da bir gösterelim. Bu da son koleksiyon. Bunlar artık en uç noktalar. Evet. Le Cure dediğimiz kürk. Hakiki dana derisi. Tabii bunlar mezbaya kesim için gidecek olan hayvanların derileri ve kürkleri. Zaten firmamız bu konuda hassas. Yapmış olduğu açıklamada da bunu tamamen burada belirtiyor. Yalnız bunlar gerçekten inanılmaz. Bunlar renk verilmiş tabii. Aynen öyle. Tabii her bu hakiki olduğu için hiçbir ton birbirle tutmayacaktır. Tutmaması kim, daha güzel. Tabii zaten. Aynen öyle. Bu havayı o havayı zaten veren nitelik özelliklerden bir tanesi o. Kimilerinde bir takım kışıklıklar var. Hasarlar olacak da bu hakiki deri aldığınız zaman da olabilecek olan özelliklerden bir tanesi. Bunlar gerçekten etkileyici. Macar döşeme gibi yapılmış. Bakın dikiş izlerini tamamen tutturabilmek için. Bunlar hep el yapımı. Yani birleştiriliyor ve ondan sonra makineye girip fixleniyor. Doğrudur. Acayip. Bunlar da çok maskülen, çok güzel. Bunlarla inanılmaz tasarımlar yapılır. Bu en son koleksiyonlarımızdan bir tanesi. Geldiğimiz tepe bayağı noktanın yakalı. Örneklerinden bir tanesi. Doğru. Bunların uygulanması falan da öyle hani kolay değil. Değil, doğru. Bunu yapabilecek usta ekibine sahibiz ama bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Evet, bakın bir de biliyorum. Burada daha farklı bir dikiş izlerinin yer aldığı kare kare. Bu şekilde birleştirilmiş. Evet. Bunlar da çok moda. Köklere geldik. Şuradan diğer renklerin hepsinin alternatifi var. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şey duvar kağıdı uygulamalarında araya gireyim. Bu duvar kağıdının ilacı çok önemli. Ya ben bunu kendi kişisel olarak deneyimledim. Yani her şeyi değiştiriyor. Doğru. Herhangi bir hani duvar kağıdı ilacı alıp da her duvar kağıdını uygulayamıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Asit oranı yüksek tutkallar var. Bu asit oranı yüksek tutkallar az önce bahsettiğimiz non-woven dediğimiz dokunmamış tekstil tek katmanlı olan duvar kağıtlarında etkileşime geçtiği zaman renk değişikliğine, kağıdın yanmasına,
Ya ben yeşil aldım, bu niye mora döndü gibi evet. cümlelere daha sonrasında yol açabiliyor. Dolayısıyla alacak olduğunuz duvar kağıdının ne tip bir uygulama, işçilik ve altyapısını gerektirdiğini muhakkak satın aldığınız yerden sormanızda ve sorgulamanızda fayda var. Bu konuda bize kolaylık sağlayan Arte markamız bu konuda sektöre bir de duvar kağıdı tutkalı sunuyor. Evet. Bizim malzemelerimizi bu tutkalla uygularsanız oluşabilecek evet. olan sorunlardan bir tanesini bertaraf etmiş aynen olursunuz öyle. Ben diyor. Hep öyle kullanıyorum. Doğru, jel tutkal. Bizde bunun satışı var. Uygulama ustalarına veya projelerimizde sizlere veya müşterilere evet. tedarik Hı-hı. ediyoruz. Doğrudur. Kot demiştiniz. Kot kumaş demişken bir Moi'ye giriş yapmamız gerekiyor. Moi bir tasarım stüdyosu biliyorsunuz. Evet, ben Marcel Wonders'ın ve diğer ekip arkadaşlarının tasarladığı pek çok ürünün olduğu ve bunun bir tabii duvar kağıdı koleksiyonları var. Bu bir önceki sene çıkartılmış olan duvar kağıdı koleksiyonu Extinct Animals diye, yani nesli tükenmiş hayvanlardan ilham alınan bir koleksiyon. Burada birden fazla dokuyu bir arada göreceksiniz. Burada tekstili göreceksiniz yüzeyde. Evet, bir tekstil var. Her bir sayfanın yanında hangi hayvandan ilham alındığı ve o hayvanın nasıl bir hayvan olduğuyla alakalı ufak bilgilendirici tanıtım yazıları var. İnanılmaz. Çok güzel gerçekten. Çok tatlı. Evet. Bunlar bambaşka bir dünya işte. Mesela burada hem floku görüyorsunuz evet. hem alt tarafta metalik efektleri görüyorsunuz. Nefismiş. Mesela burada bu hayvandan ilham alınarak, evet, esinlenerek aynen, yapılmış evet. kendi aydınlatmaları. Doğru. Masaları. Biz aydınlatmalarını da kullanıyoruz. Renk seçenekleri de var. Evet. Ama geometrik de çalışmışlar. Evet. Tamamen non-woven bir duvar kağıdı koleksiyonu. Burada bir tane vardı. Ben bir kere geldiğim zaman görmüştüm. Bir maymunla alakalıydı. Ben onu göstermek çok istiyorum. Tabii ki. Ona bakabilir Şimdi miyim? Şimdi bu bir önceki koleksiyonda, ondan sonra geçen senenin başında lanse edilen çok özel bir koleksiyon daha çıkardılar. Tokyo Blue diye. Hı hı. Bu Tokyo Blue koleksiyonunu da size tanıtalım. Tamamen Japon ezgilerinden yola çıkan, oradaki makak maymunlarından ilham alınan bir koleksiyon. Ve farklı doku teknikleri kullanılarak uygulanmış örnekleri var içerisinde. Evet bu. Evet. Bunun tanıtım videolarını da size paylaşalım. Evet, onları da ben şuraya bir yere kenara bırakacağım. Bunları sanırım kot olan, evet kotlar evet. burada. Doğru. Bakar mısınız? Kottan yani. Yüzey kot kumaşı, arasında akustik dediğimiz yine sünger ve elyaflar var. Keçeler göreceksiniz burada. Keçe de doğası gereği yün bir malzeme olduğu için evet. o da akustik nitelik ve özellik sağlıyor. Bakın burada zaten kendi koltuk tasarımında kullanmış olduğu kumaşın hı hı. aynı dokusunu yüzeye taşımışlar. Hı hı. Evet, bu sanırım değil evet, mi? Burada gizlenmiş makak maymunları var. Kendi yaşam alanlarında doğal kaplıcaların içerisinde oturup dinlenirken dingin bir şekilde. Onu oturmuşlar orada böyle 1 saat, 2 saat, belki 4 saat filme ve kayda almışlar. O görüntüler tamamen bu koleksiyonun oluşmasına ilham kaynağı İnanılmaz. Olmuş. İlham yani arka plan, ön yerde. Planda gördüğünüz koleksiyonlarla alakalı şuna emin olabilirsiniz ki arka tarafında muhakkak bir hikaye yoğun var. Emek, hikaye, Tabii. bir çalışma var. Onun sonunda da yaratılan şeyler var sizin karşınıza gelen. Ya maymun deyip düşündüğünüz hikayenin aslında geri planı çok farklı evet. ve insanı etkileyecek nitelikte. Gerçekten. Ve evinizde ya da işte mekanda hikayesi olan bir ürünün varlığı, yani o etki bambaşka. Kesinlikle. O sizi ona bağlıyor zaten. Kesinlikle. Zaten evet. insanlar artık o tip şeylere, yani bir hikayeye değer veriyorlar, önem veriyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Süper. Evet, malzeme tipleri ve buna bağlı olarak duvar kağıdı koleksiyonlarımızın kağıt ve kaplama tarafını sonlandırdık. Evet, ki burada daha bunun gibi bir sürü Tabii. çeşit arkamda var. Farklı tarzda var. Ürünler ve koleksiyonlar var. Burada bir nokta koyup işin yeni trendinde kullanılan kimisinin poster dediği, kimisinin pano dediği, kimisinin temalı dediği, biz temalı veya panoyu daha çok tercih ediyoruz. Duvar kağıdı koleksiyonlarımızı gösterebiliriz arzu ederseniz. Süper. Bakalım. Ben ilk poster lafını duyduğum zaman Nigün Hanım'da
şey gibi düşündüm yani, nasıl böyle küçük böyle duvardan dedim, yok 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 ben pazar istemiyorum. Ya siz bir alışsanız dedi, hiçbir şekilde vazgeçemeyeceksiniz. Doğru. Gerçekten öyle oldu ya. Ya yurt dışında bunun karşılığı mural diye geçiyor. Mural'in Türkçe'ye tabiri herkes farklı anlamlar katarak, yorumlayarak koyduğu için işte buna poster, temalı duvar kağıdı, pano duvar kağıdı gibi muhtelif isimleri var. Evet. Açıkçası biz böyle temalı duvar kağıdını demeyi tercih ediyoruz. Çünkü burada bir tema var. Evet. Ve o tema bir Lego gibi birleştiğinde ortaya çıkıyor. Birbirini takip eden bir desen tekrar olan bir duvar kağıdı veya duvar kaplaması malzemesi tipi değil. Birleştiği zaman yapboz gibi, aa bu muymuş dedirten nitelikte. Birkaç tane uygulama örnekleri var burada. Evet. Mesela şu anda burada görüyorsunuz bir tane temamız var. Burada ne gösteriyor bize? Burada 5 metre eninde 2.70 yüksekliğinde bir temanın uygulanmış hali. Ama sizin duvarınız bu ebatlara uygun olmayabilir. O zaman burada istediğiniz porsiyonu alıp ben duvarımda bunu görmek istiyorum evet. gibi. En güzel şey o. Yani he. panolarda ya da posterler diyeyim. Mesela atıyorum şuradaki deseni çok beğenmediniz. Hani bunları kapatıp sadece şu kısmını uygulayabiliyorsunuz. Ve bunların ölçülerini de duvarınıza göre büyütüp küçültebiliyorlar. Doğru. Siz duvar ebatlarınızı veriyorsunuz. Görseli seçiyorsunuz. Çözünürlük anlamında çok önemli. Tabii. 24 saat içerisinde bunlarla alakalı ölçeklendirilmiş bir PDF çalışması tedarik ediyoruz. Biz bunu direkt render'da hemen kullanıyoruz. Aynen öyle. Yüksek çözünürlüklü render'ı kullanıp sunumda pekala gösterebiliyorsunuz. Dokularına bakabiliyorsunuz. Bu onaylandı diyelim. Buna göre siz kumaş seçeceksiniz. Kaplama, cila rengi seçeceksiniz. Ya da işte başka malzemeleriniz var. Seramik seçeceksiniz. 5 gün beklenmesi koşuluyla bunun baskı numunesinde A4 ebat baskı numunesinde tedarik edebiliyoruz. Evet, benim gibi titiz bir iç mimar mutlaka böyle ürünler istiyor. Örnek veriyorum. Büyükyalı'da J-Block'ta yaptığımız projede zaten Instagram'dan takip edenler de görüyordur. Böyle bir duvar kağıdı seçtik. Görüntü bu. Fakat burada farklı bas seçenekleri var, kağıt Doğru. seçenekleri var. Doğru. Ve bize gelen öncelikle şuydu sanırım. Doğru. Biz, tabii ben bunu defalarca istediğim için evet. farklı farklı geldi. Önce bu geldiği zaman ben tekrar buraya geldim. Dedim ki ben buradaki şu efekti görmek istiyorum. Ben buradaki bu efekti görmek istiyorum. Dolayısıyla başka bir numune geldi en sonunda tam istediğim. Farklı metalik kağıda bastırdığımız zaman böyle bir etki yakaladık. Ve bu benim tam istediğim şeydi. Evet. Ve bununla birlikte biz bunu alıp birçok farklı işte mobilya rengi olsun, işte metal rengi olsun hepsini bununla beraber inceledik, seçtik. Sonra size geri getirdik ama bunlar çok çok önemli yani. Böyle bir şey görebilmek harika bu yani. Bu sizin terminolojide aslında şahit numune diye de geçiyor. Evet. Ondan sonra bunu baz alıp geri kalan işin bitmişiyle mukayese edebilme şansı. Tabii. Şimdi koleksiyonun içerisinde bu görsellerin yanında bu tarzda bir detay var. Diyor ki bu firma ve bu koleksiyon bize, biz burada görmüş olduğunuz deseni buradaki malzeme tiplerine baskı yapabiliriz. Her kağıda da olmuyor. Her kağıda da olmuyor. Mesela bu görsel için non-woven dediğimizi, vinil dediğimizi, tekstil dediğimizi ve dokul ve renklere uygun olarak metallic silver dediğimiz, yani şuradaki malzeme tipine baskı yapabileceğimizi anlatıyor. Size ilk getirdiğimiz numune non-woven duvar kağıdıydı. Ama biz bunu metaliye aktardığımız zaman orada sarı gözüken ürünlerde gold'u tam anlamıyla metalize efekte görüyorsunuz. Tabii o size ve projenize daha uygun düşen aynen bir versiyon. Öyle. Mesela burada da metalik gold'da mesela uygulanmış örnek böyle bir şey. Yani aslında burada şu önümüzdeki tabloda başından beri, videonun başından beri konuştuğumuz bütün duvar kağıtlarını da bir arada görme fırsatı da yakalıyoruz. Bunların dokularını böyle tek bir katalogda da görebilirsiniz. Mesela burada bir non-woven numune var, burada bir vinil numune var, gold zaten sizin elinizde vardı. Mesela bir tane de tekstilden gösterebiliriz, burada da tekstil doku, şu en alttaki dokunun tekstil olarak malzemesine, tekstil malzemesine A5 ebat numunesi. Şimdi bazı müşterilerimde de görüyorum, uzaktan da incelediğim zaman, bazen müşteriler duvar kağıdını seçerken şöyle yapıp, bu kalınmış, iyiymiş diye seçim yapıyorlar. Doğru. Yani aslında onu o şekilde seçmemek lazım. Yerine uygun duvar kağıdı seçmek lazım. Tabii yani her yere her duvar kağıdı tabii olmaz. Doğru. Şimdi algıda kalınlık hikayesi doğru. Yani bir tokluk hissediyorsunuz. Evet. Bu iyidir. Şu hani hareket kıyafette var. De öyle. Bu kalın evet, tutar, sıcak kalın. Tutar vesaire falan. Doğru. Malzemede malzemeye değişiyor ama duvar kağıdında böyle bir kıstas yapmamak lazım.
her malzeme güzel, her malzemenin tasarımı, üretimi bir arka plandaki çalışmaya dayanıyor. Ama tabii yerini bulduğu sürece. Yani siz buradaki deseni ve dokuyu o projenin geri kalan malzemeleriyle profesyonel bir gözle yorumlandığında tutturabiliyorsanız, bir iç içe girmiş güzel bir görüntüyü alabiliyorsanız, o zaman o doğru malzeme aslında bakarsınız ki zaten bu konuda sizler son derece yardımcı oluyorsunuz. Bu yo-yo'yu ben çok beğeniyorum. Evet. Burada daha çok geometrik desenler var. Doğru. Hatta bana kızacaksınız ama ben bunlardan bir tanesini müşterimiz alamadığı için şeyini yaptım. Replikasını duvarda. O videonun da linkini şöyle köşeye bırakayım. Onu da izlersiniz. Ama tabii duvar kağıdındaki etkisi çok bambaşka. Bunlar biraz daha çalışıyorlar, modern çalışıyorlar. Doğru. Tarz, bu firmanın daha bünyesinde 15'ten fazla tasarımcı var. Dolayısıyla her birinin tasarladığı farklı farklı koleksiyonlar var. Klasikler de var. Evet. Mesela burada coğrafi konumlama işaretlerini baz alarak tasarladıkları var. Helenistik var. Evet. Aynen öyle. Konkrit dediğimiz brüt beton görünümlerin oldukları var. Evet. Romantikler var. Ondan sonra hepsi farklı ve burada biraz daha sınırlı açacağız. Mesela bu tamamen müzik temasıyla alakalı yapılmış mükemmel. Bir şey. Tek bir tane ürün. Çocuk odalarında böyle şirin farklı farklı tasarımların çizildiği var. Mesela yeni bir tane Eyfinger koleksiyonumuz gelecek. Onun içerisinde de bir poster koleksiyonu var. O poster koleksiyonunda şöyle bir şey var. Çok daha yeni, burada henüz sergileyebilme şansımız yok. Hollandalı 8 yaşında otizmli bir çocuğun tasarlamış olduğu desenler var. Gerçekten. Evet. Geometrik çizimleri çok seviyormuş ve o bir şeyler tasarlamış ve bunu da firma onun ismini ve onun yapmış olduğu işleri, özelliklerini ön plana çıkartarak çıkarttı. Dolayısıyla herkesin kendi ruhunda beslediği şeyler aslında burada tem olarak karşınıza çıkıyor. Bu da sizin projenize ne kadar yer alıyorsa. Onları da mutlaka geldiği zaman benimle paylaşın. Instagram'da takipçilerimizle paylaşalım. Bizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada günü gününe ne yapıyoruz hepsini görebilirsiniz. Beraber malzemeleri, ürünlere de bakıyoruz çokça. Muans'ı da ben beğeniyorum. Doğru. Burada biraz hem floral var hem biraz daha böyle sanatsal bir takım çalışmalar var. Burada mesela yani desenin %70'ine kapıldınız ama sizi rahatsız eden bir unsur var. Diyelim ki bu çalışmada ya bu tarafta kapım var, bu desen bu tarafta olsaydı daha iyiydi gibi bir tercihiniz varsa, burada aynalama yapıp büyük kuşlar bu tarafa geçebiliyor. Ya da kuşlar artırılabiliyor, azaltılabiliyor. Komple silinebiliyor. Ya da aradaki şu desen olmasa dese gibi. O olmayabiliyor. Yatak başım var, şu desen arkasına geliyor. Ben bunun 120 santimden yukarıda başlamasını istiyorum gibi böyle unique talepler oldu. Bunlara çözüm yaratabiliyoruz. İşte o yüzden poster çok çok güzel. Space Monkey burada mıydı? Space Monkey burada değil. Onu da gösterelim hemen. O çok güzel. İşte burada. Ya bunu ben ilk gördüğüm anda aşık oldum. İnanılmaz bir şey yani bu. Biz de Ümraniye'deki mağazamızda uygulamasını yapmıştık bunun. Çok talep görmüştü. Burada da altta bakır metalizeyi görüyorsunuz. Bu versiyon 1'de bunun bu şekilde uygulanması var. Versiyon 2 tamamen siyah beyazdan oluşuyor. Ya renk değişimi de yapabiliyorlar aslında. Yani belki çok fazla monokrom ve orijinal renk olarak aynen, değil mi? Aynen. Yani burada mermer desenleri de kullanabiliyorsunuz. Peki, o zaman şimdi soruyorum izleyicilerimize. Artık posterin ne olduğunu öğrendiniz. Sizce poster mi, duvar kağıdı mı? Aşağı yorum yazın. Çok merak ediyorum. Fikrinizi değiştirebildik mi acaba posterlere karşı? Poster tek bir alanda çok vurucu ve çarpıcı bir etkiye sahip. Evet. Duvar kağıdını bir alanın tamamını kaplamak için tercih edebilirsiniz. Ama bir sahanlık çıkışında bir poster ürün öyle bir havaya büründürüyor ki projenin tamamını da size alıp götürebilir. Ya da bir yatak odasında, yatak başında, salonda vurucu bir duvarda farklı bir etki ve derinlik yaratıyor. Mükemmel. Evet, bu arada ben telefondan, Instagram'dan sorulan sorulara da bakıyorum. Onlarla ilgili birkaç, biz çoğunu cevapladık. Cevaplamadığımız bir tane var. Duvar kağıdı aldım, uyguladım. Bunun ömrü. Ya kaç sene orada kalacak? Yani bu duvar kağıdı beni kaç sene idare eder? Tabii duvar kağıdına değişir ama. Doğru. Şimdi aslında bu bir nevi dövme gibi bir şey. Evin bir dövmesi. Eve siz bir süs katıyorsunuz. Buna karar verme süreci uzun. Evet. Bazen çok da kolay olabiliyor ama genelde uzun sürüyor. Burada siz minimum 7-8 sene ruhunuz sıkılmazsa
evi değiştirmek ya da o alanı değiştirmek istemezseniz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Altyapıda bir probleminiz yoksa, bu duvar kağıdı bir zarar görmüyorsa, bu kedi veya çocuklardan da kaynaklı olabilir. Kedi deyip sadece kedi yapmıyorum. Köpek de olabilir bu. Ondan sonra evdeki hayvanlardan da kaynaklanabilir, çocuklardan da kaynaklanabilir veya işte bir taşınma esnasında bir şey çarpmıştır, etmiştir. Ya da siz orada bir koltuğu değiştiriyorsunuz, bir perdeyi değiştiriyorsunuz. O zaman bunun tonu uymadı diğerlerine deyip ancak böyle dış faktörler dolayısıyla bir değişikliğe giderse değiştirebilir ama 7-8 sene çok rahat kullanırsınız. Sonrasında zaten hepimizin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünürseniz. Evet, dövme benzetmeniz çok güzeldi bence yani evet, çünkü sürekli bakacağınız. Evet, devamlı sizinle beraber yaşayacaksınız. Sizi sıkmaması gereken, işte çok göz yorucu bir şey de olmaması gerekebilir. Belki buna da dikkat etmek gerekebilir. Çocuk odalarında yani işte kişinin tercihine göre geometrik şeyler kullanmamayı tercih ediyoruz. Konsantre olmaları gereken başka konular varken orada onları yorabilecek ekstra bir faktör olmaması gerekiyor gibi. Dolayısıyla yani böyle bir ömür biçemeyiz ama bizim kendi müşterilerimize edindiğimiz tecrübede ortama bir ev değişikliği ya da artık hani bundan sıkıldım yeni bir şey yapalım gibi ortama bir 6 ila 8 sene arasında bir aralık verebiliriz çok rahat. Peki söküm de kolay bir söküm yani söküm işlemi kolay mı öyle söyleyeyim? Çünkü benim çok zorlandığım zamanlar oldu. Yani burada ekiplerden destek almakta fayda var. Duvar kağıdı özel ustası ekipleri ilaç veya boya ustası ekipleri bunu çok rahat bir şekilde sökebiliyorlar. Vinil duvar kağıtları çift katmanlı bir kağıt olduğu için önce yüzeyden ıslatılıyor. Bir 5-10 dakika o suyun kağıdı çekmesi bekleniyor. Sonra öndeki yüzey böyle zarmış gibi yandığınızda deriniz nasıl soyulur onun gibi çıkıyor. Sonra arka zeminde kalan non-woven duvar kağıdının ıslatılarak sökülmesi gerekiyor. Biraz daha meşakkatli. Ve de tamir yapılması lazım. Yani duvar kağıdı söküldüğü zaman duvarı da bir kısmını alıyor. Bu altyapının ne kadar sağlıklı olup olmadığıyla doğru orantılı. Şimdi evde badana boya yapılıyor. 2-3 sene sonrası bir daha badana boya yapıp da yenileyelim dendiği zaman alttaki katman zemin oluyor kazınmadan üzerine tekrardan bir boya sürülüyor. Bu da çok önemli, çok bu soruluyor. Bu mikron kalınlığına sebebiyet veriyor. Arkadaki duvar kalınlaşmaya başlıyor üst üste boya yaptığınız zaman. Siz bir de bunun üzerine duvar kağıdı yapıştırdığınız zaman o duvar kağıdını da sökmek istediğinizde alttaki zemin de alıp geliyor sizinle beraber. Evet, bu da diğer bir soruydu. Yani duvarın boyasının üzerine duvar kağıdı direkt uygulanır mı? Saten boyanın üzerine dönüşüm hastalığı uygulanabilir veya plastik üzerine, plastik boya üzerine direkt duvar kağıdı kullanılabilir. Ama dediğim gibi alttaki zeminin ne kadar sağlam olduğuyla yarın bir gün değişiklik yapmak istediğinizde kağıtları söktüğünüzde o altyapının evet biraz öyle ortaya çıkıyor. Ya da evlerimiz genelde yeni evlerde zamanla oynamalar olabiliyor. Evet, raylı sistemde oturuyoruz. Dolayısıyla oturuyor, sıva çatlakları arka planda oluyor. Mesela bu vinil kağıdının avantajlarından bir tanesi. Onları göstermeyiz. Bravo. Bu çatlakları arka tarafta altyapısal ufak tefek problemleri kamufle etmeye yarıyor. Non-woven'larda bunu daha fazla görüyoruz açıkçası. Evet. Dolayısıyla bunu çözebilecek ekipler var. Ama bir parametre de altyapı muhakkak en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi en hassas kısma geliyorum. Islak hacimlerde duvar kağıdı, banyolarda, tuvaletlerde kullanılır mı? Ben kullanırım der misiniz evime? Ben kendi evimde kullanıyorum. Kullanıyorsun. Evet, bizim normal kendi banyomuzda veya misafir tuvaletimizde duvarlarımızda duvar kağıdı var. Burada non-woven veya vinil duvar kağıdı özellikle kullanılır diye bir separasyon bence söz konusu değil. Her iki türlüsü de kullanılabiliyor. Sizin şahsi banyo kullanımınızdan dolayı çıkan bir buhar o duvar kağıdında kalkma yapmaz. Dökülme yapmaz. Bu bahsettiğimiz problem, oluşabilecek olan bu problemlerin ortaya çıkmasında dış 4 tane faktör olabilir. İyi bir altyapı yoktur. Tesisatsal bir problem vardır. Zeminde bu bahsetmiş olduğumuz astar vesaire konularına dikkat edilmemiştir. İyi bir usta, iyi bir tutkal, iyi bir işçilik yapılmamıştır. Ama tabii şöyle de bir şey var. Banyo yaptınız, buhar, ufak da bir banyo. Kapattınız kapıyı, çıktınız, kalorifer de cayır cayır yanıyor. Hani bir havalandırma durumu söz konusu değil. Evet. O duvar kağıdının kullanım ömrünü azaltır. Kalkma yaptırabilir, küflenme yaptırabilir. Bu tamamen içerideki havayı ne kadar sağlıklı bir şekilde tuttuğunuzla doğru orantılı ama muhakkak herkes kapısını açıp bir havalandırma yapıyordur veya bir havalandırması muhakkak vardır diye düşünüyoruz. Peki asla kullanılmayacak olanlar tekstilleri kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Süngerli tabii bu az önce bahsettiğimiz konuya geliyorum. Duvar kağıtlarını mesela spalarda tavsiye etmeyiz. Spa dediğimiz alanda 7-24 bir buhar ve nem ortamı söz konusu. Dolayısıyla burada sağlıklı olmayabilir. Birkaç vurucu havalandırmanın olduğu alanlarda kullanılır ama geri kalan yerlerde, içerilerde çok fazla kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Tabii. Tekstilleri de tavsiye etmiyoruz. Çünkü tekstilin yüzeyinde bir kumaş var. Bu kumaş
doğası gereği bu nemli havayı çektiğinde, rutubeti çektiğinde renk değişimlerine veya sıkıntılara yol açabilir açıkçası. Süper. Bu konuda da bilgilendirmiş olduk izleyicilerimizi. Evet, bu arada posterin uygulanmış halini görmedim. Onu görmek istiyorum. Tabii buyurun, iki tane uygulamamız var. Yani ben burayı lütfen çok iyi biliyorum ama. Bu arada konuştuğumuz konulardan bir tanesinde hasır duvar kağıtları vardı biliyorsunuz. Hasırı da göstermedik. Evet. Bakın burada her ne kadar çok az belli oluyorsa da ek yerleri konuştuğumuz üzere kendini belli ediyor. Çünkü bıçak değdikten sonra bunun tutabilme imkanı yok ama burada usta maksimum hassasiyet göstererek uygulamasını yapmış. Çok güzel duruyor. Aslında göstermiş olduk. Bu arada perde sistemleriyle alakalı da videomuzu da çekmiştik. İlk videomuzdu. Onun linkini de köşeye bırakıyorum. Çünkü burada Japon tipi perdeyi de görüyoruz. Evet, başladığımız noktaya geri döndük. Evet, burada vinil uygulamada bir duvar kağıdı, poster duvar kağıdını görüyorsunuz. Poster. Biz burada perde porsiyonuna göre bir değişiklik yapıp kuşları biraz daha sağ alta aldık. Hı. Sol tarafta da bir palmiye çıkışı var. Hı-hı. Bunlar yer değiştirebiliyor arz edilirse. İstersen istediğim yere koyabiliyorum. Tabii, değil mi? O şekilde sizinle tasarlıyoruz. Firma gönderiyor. Evet. Bu tarafta güzel. Da non-woven örnekte bir duvar kağıdı, poster uygulaması var. Yine patine edilmiş brüt beton güzel efektinde. Harika. Burada da bakın non-woven olduğu halde ek yerini göremeyeceğiniz kadar ince bir işçilikle uygulaması yapılmış durumda. Tabii şimdi buraya geldiğiniz zaman duvar kağıdını seçmek zaten bir mesele. Yani uzun sürüyor, biraz gelip gitmeniz lazım, içinize çok sinmesi lazım. Diyelim seçimlerimizi yaptık. Bu ürün bana ne zaman teslim edilir? Temalı poster dediğimiz duvar kağıtlarında termin süremiz 8 ila 10 iş günü. Yurt dışından tedarik ediyoruz. Bizim şu dakikaya kadar bakmış olduğumuz duvar kağıdı koleksiyonlarımızda da terminlerimiz 2 ila 3 hafta aralığında. Ama o butik duvar kaplaması tadında üzerinde nitelikli ürünlerin bulunduğu, mercanların, sedeflerin, ipeklerin olduğu, sizin ihtiyacınız olan metrajı yurt dışına sorguluyoruz. Eğer yurt dışı stoklarda varsa 2 ila 4 hafta aralığında, şu anda bu Covid meselesinden dolayı yüklemeler uzayabiliyor, gümrüklerde az insan çalışıyor. Dolayısıyla herkes birbirini idare ederek açıkçası hareket ediyor. 2 ila 4 hafta aralığında bir terminimiz var. Metrajınız eğer stokta yoksa bir üretim termini alıyoruz. O üretim termini içerisinde getiriyoruz ama bunlar hiçbir zaman 10 haftalara varan bir terminler de olmuyor. Yani ama maksimum 6-7 haftalarda. Önceden ama, karar vermek lazım. Evet, genelde stokta olan ürünümüzü 2 ila 3 hafta. Son dakikayı bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle bu vadesi ve süreç alan bir iş. Bize göre okey ama işte yurt dışında bayramı var, yurt dışında ulusal tatili var. Tabii. Dolayısıyla etkenler, yasaklar var bu yüklemelerin yapılabilmesi veya yapılamaması için. Bu birden fazla done göz önü olarak hareket etmek lazım. Süper. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bence çok faydalı bir video oldu. Duvar kağıdıyla ilgili akla gelebilecek tüm soruları cevapladığımızı düşünüyorum. Çok özel örnekler verdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi daha fazlası için buraya mutlaka gelmeniz lazım. Burayı mutlaka görmeniz lazım. Bu ekiple de tanışmanız lazım. Gerçekten ellerinden gelen tüm yardımı yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Hem bu çalışma için hem daha öncekiler için sizi keyifle takip ediyoruz. Çok yaptığınız işleri takdir ediyoruz. Elimizden geldiği bildiğimiz kadarıyla olan bilgiyi aktardık. Ama aktaramadıklarımız, atladıklarımız, unuttuklarımız veya bir takım sürçmelerimiz olmuş olabilir. İzleyiciler de inşallah bu konuda anlayış gösterirler. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Murat Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Biz firma olarak duvar kağıdı konusunda 7 markanın Türkiye ithalatçılığını yapıyoruz. Yeni bir markamız daha olacak. Süper. Kısa vadede bunun inşallah duyurusunu yapacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Ben de paylaşırım Instagram'da. Yeni koleksiyonlar 1-2 aya kadar gelmiş olacak. Ekip arkadaşlarımız her iki mağazada da bu konuda size hizmet vermek için bekliyor olacaklar. Bu kadar koleksiyon fazlalığı ve seçenek çokluğu kimsenin gözünü korkutmasın. Sizden alacak olduğumuz birkaç bilgiyle gerek profesyonel yardımı, doğru yönlendirmeleri kesinlikle yapabileceğiz. Tabii ki sizin İç Mimarlık İstanbul ismini vererek bizi ziyaret edecek olan değerli müşterilerimize, dostlarımıza da buraya geldiklerinde ayrıca ufak bir sürpriz yapacağız. Evet. Süper, harika.
Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, ayağınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup zili açın ki bundan sonra gelecek olan tüm videoları ilk siz izleyin.